Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ağustos 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Ağustos ayının 22'sine kadar Güneş Aslan burcunda en güçlü olduğu pozisyonda ilerlerken sizin için de özellikle aileniz, yuvanız, yakın ilişkiler, çocuklarla ilgili konular bu ay daha fazla gündem oluşturacak gibi görünüyor. Evet, aya birazcık zorlayıcı enerjilerle başlayacağız aslında. Burcunuzdaki Uranüs halen yolculuğunu devam ettiriyor. Güneş Aslan burcunda sabit bir burçta. Kova burcunda ilerleyen bir Satürn var. Ağustos'un ilk haftası içerisinde 2 Ağustos'ta Güneş Satürn karşıtlığı etkinleşecek. 5-6-7 Ağustos'ta da Güneş Uranüs karesi etkinleşecek. Sabit burçlardaki gerilim, siz de bir sabit burç olduğunuz için, size yansıyabilir. Nasıl yansıyabilir? Hayatınızda biraz böyle enerjiler arasında çatışmalar hissedebilirsiniz. İlişki dinamiklerinizde, ebeveyn ilişkilerinizde, çalıştığınız ortamlardaki sorumluluklar, görev alanlarınızda, üstlerle ilişkilerde zaman zaman bazı çatışmalar size baskı yaratacak konular devrede olabilir. Kendinizi engellenmiş, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bir yandan Uranüs burcunuzda daha bireysel ve daha özgür davranma ihtiyacı veriyor. Daha dürtüsel de olabilirsiniz ama bunu kontrol etmek gerekiyor. Yani bu zor açılar altında çok dürtüsel davranmamak, daha sabırlı, daha sağduyulu, sakin davranmak gerekiyor. Bu etkiler 8 Ağustos'tan itibaren yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. Ağustos'un ortalarından itibaren de çok daha rahat, daha huzurlu, daha uyumlu, daha dengeli bir süreçte olabiliriz sevgili boğalar. 8 Ağustos'ta Aslan Burcu'nun 16 derecesinde yeni ay doğuyor. Tam 4. evinizde güzel bir yeni ay doğuyor. Şimdi yaşadığınız alan, mekan, eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveyn ilişkileriniz, yakın çevre ilişkileriniz bu yeni ayın kapsamında olacak. Gezegeniniz Venüs de 16 Ağustos'a kadar Başak Burcu'nda. Mars ay boyunca Başak Burcu'nda. Dolayısıyla biraz da keyif, konfor alanlarınız, çocuklarla ilgili konular, belki bireysel anlamda sizin için aşk ve romantizmle ilgili konuları da bu ay çok gündeme taşıyor aslında. Huzuru evinizde, yakın ilişkilerde, aile ilişkilerinde bulabilirsiniz. Evlenmek, aile kurmak veya evlisiniz, çocuk sahibi olmak veya çocuklarınız var, çocuklarınızla daha fazla bir arada olmak, paylaşımlar yapmak, onlarla ilgili konularda belki onların işte eğitimleri var, onların bazı hayatlarında meşguliyetler var, sizin ilgilenmeniz gerekiyor ya da onlardan alacağınız bazı destekler var. Hani tüm bunlar Ağustos'ta gündeminizde olacak. 16 derece Aslan Burcu'ndaki yeni ay. Sizin için önemli bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, özellikle 16 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim tesirlerin çok daha önemli hale geleceğini de söyleyebiliriz. Yeni ay yenilikler getirdiği için evet yuva kurmak, aile olmak ama aynı zamanda belki ev almak, satmak, taşınmak ya da yaşadığınız mekanlarda bazı iyileştirmeler, güzelleştirmeler yapmak, ailenizle daha fazla bir arada olmak, hani tüm bu imkanları verebilir. Yeni aydan sonraki 2 haftalık süreç, 22 Ağustos'a kadar olan dönem, yeni ay tesirleri de devrede olacak sevgili boğalar. 11 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Merkür Başak da çok detaycıdır, hesapçıdır, mükemmelliyetçidir. Biraz zihinsel anlamda da sizin için aslında genel olarak kişisel becerilerinizi değerlendirme fırsatları verebilir. Bu dönemde Merkür yeni bir şeyleri öğrenmek, ilgi duyduğunuz bir alanda çalışmak, eğitim almak, siz veya çocuklarla da ilgili olabilir bunlar. Tüm bunları daha rahat hayatınıza taşıyacak gibi görünüyor. Daha fazla da başarılı olabilirsiniz. Ayın 18'i, 19'u, 20'si gibi Merkür'ün Mars'la Başak Burcu'ndaki kavuşumu, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te güzel bir üçgen açısı var. Sizin için çok bereketli, verimli günler olabilir. Bu günleri iyi değerlendirin. 18, 19, 20. Yapacağınız işler, girişimler başkaları tarafından çok beğenilebilir, dikkat çekebilirsiniz. Sürpriz bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunlar maddi konular olabilir, maneviyatla da ilgili olabilir ama gerçekten çok pratik, bereketli, verimli sonuçlar alabileceğiniz bir dönem. Çocuklarınızla da ilgili çok başarılı, çok keyifli bir dönem olabilir sizin adınıza. 16 Ağustos'tan itibaren gezegeniniz Venüs Terazi Burcu'na geçiyor. Demek ki biraz daha 16
Ağustos'tan itibaren Venüs güçlendikçe siz de kendinizi tabii ki enerji olarak daha iyi, daha rahat hissedersiniz. Venüs Terazi burcunda son derece güçlü olacak. Hem yaşam kalitenizi arttıracak, hem yine iş hayatında sizi desteklemeye başlıyor. Sağlık konularında bazı sorunlarınız varsa bunları da daha rahat ele alabilirsiniz. Daha rahat çözümleyebilirsiniz. Başkalarından da destekler alma, yardıma ihtiyacınız olan konularda rahatlıkla Venüs'ün burada size destekleri olmaya başlayacak sevgili boğalar. 22 Ağustos'ta Kova burcunda dolunayımız var. 29 derece Kova dolunayı. Bu yaz iki tane Kova dolunayı yaşıyoruz. 24 Temmuz'da ilkini yaşadık 1 derece Kova burcunda. Şimdi 22 Ağustos'ta tekrar 29 derece Kova burcunda ikinci dolunayımız var. Aslında bu dolunay Temmuz ayındaki dolunayla bağlantılı olabilir. Temmuz ayında işiniz, kariyeriniz, toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda bazı yeni adımlar attıysanız ya da buralarda bazı yol ayrımları ya da dönüşümlerle karşılaştıysanız bu dolunayın onunla bağlantılı hayatınıza getirdikleri olabilir. 29 dereceler değişken derecelerdir. Çünkü bir burcun sonudur. Aynı zamanda yeni bir burca da hazırlıktır. Bu dolunay sabit burçların son derecelerini etkilediği gibi değişken burçların ilk derecelerinde de etkili olabiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 29 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz, güneş burcunuz varsa veya sabit burçların son derecelerinde ya da değişken burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın bireysel tesirleri çok güçlü olabilir. Bu dolunay sizi toplumda daha dikkat çeker bir hale getirebilir. Yani bir iş üzerinde çalışıyorsanız onun sonuçlarını alabilirsiniz. Bu bir başarı getirebilir. Kariyerinizde bir dönüşüm getirebilir. Bir görev değişimi getirebilir. Yeni bir iş kurma ya da bir işi sonlandırma, yer değişimleri, sorumluluk alanlarınızda, görev tanımlarınızda değişimler olabilir. Ama bu statüyle ilgili değişimler, dönüşümler bazen özel hayatınızla bağlantılı da olabilir. Yani ailevi konularda anne, baba, ebeveynlerin hayatlarında olabilecek bazı dönüşümler ya da sizin ilişkilerinizle ilgili alacağınız kararlar, evlilik, ayrılık ve benzeri konular, işbirlikleri, ortaklıklar ve benzeri konular. Tüm bunlar yine sizin için kariyer demek, sizin için statünüzle ilgili, toplumdaki duruşunuzla ilgili önemli dönüşümler demek. İşte gelişmeler, bu dolunayın tetiklediği gelişmeler bu konularla da alakalı olabilir. Dolunayın getirileri artık ayın son 10 günlük dönemini de şekillendirecek gibi görünüyor. Hemen dolunayın ardından Güneş Başak Burcu'na geçecek. Mars Başak Burcu'nda, Merkür Başak Burcu'nda sizin için aslında verimli bir dönem. 5. ev konularınız aydınlanıyor. Ayın genelinde aşk hayatınız, romantik konular, çocuklarla da ilgili hızlı gelişmeler, önemli gelişmeler olabilir dedik. Ve bunlar Güneş'in de artık parlamaya başlamasıyla beraber Ağustos'un son haftasını yine gündem olarak canlı tutabilir. Yine kendi özel hayatınız ama yine size keyif veren, duygusal anlamda bağlı olduğunuz kişiler, özellikle yakın çevre ilişkileriniz ve kendinizi bireysel olarak ifade edebileceğiniz her türlü yaratıcı çalışma alanında Güneş buralara daha fazla enerji vermeye başlayacak. Keyifler konusunda tabii ki Venüs'ün destekleriyle ele alabilirsiniz. Burada aşk konuları devrede olacak. Sevdiklerinizle eğer bir tatil ya da böyle bir seyahat arzu ediyorsanız bunları da yine Ağustos'un son döneminde gündeminize alabilirsiniz sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız.
Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.